Şimdi sevgili arkadaşlarım, bu generic liste bakacağız bu dersimizde. Deminki baktığımız listenin yani aynısına benzeren değişiyi. Günlük hayatta en çok kullandığımız list bu. Onun yapısını inceleyeceğiz. Aslında diğerlerinden çok farklı değil. Ama daha önce hiç kullanmadığımız için şimdi kullanalım, görelim. Genelde bunu kullanmak için genelde bir klasımız olur. Genelde klasımız veri tabanındaki tablomuzla aynı yapıya sahip olur. Çünkü entity ya da şeyler kullanacağımız zaman işte entity olsun, link olsun ya da buna benzer object oriented yapılar üzerinde çalıştığımız zaman her zaman klasa ihtiyaç olacağımız için genelde database'in bir benzeri burada tasarlanır. Ürün ID'si. Ürün adı. Tabii ürün adı string olsun. Bir de fiyatını koyayım. Fiyat. Bunun gibi standart özellikleri vardır. Bir de override'la su string'i çalıştırayım. Ürün adı. Klasında sıkıntı var mı? ID'si, adı, fiyatı, bir de su string'i yazdım. Şimdi normalde ben bunu bir liste üzerinde tutmak istersem, yani bir dize, ne yapmam gerekir? Şöyle bir şey yapmam gerekir. Ürün, dizi, ürünler eşittir. Yeni bir tane ürünler dizisi. İşte 5 elemanlı, 4 elemanlı gibi bir şey oluşturmam lazım. Hemfikir miyiz? Yalnız burada da şeyler de aynı şeyler geçerli. Ekleme, çıkartma, silme, resize yapma sıkıntılı süreçler. O yüzden biz list'i kullanıyoruz. List T tipinde bir şey ister. Generic'ten türemiştir. İçine ürün veririm. Ürünler eşittir ne ürünler? Şimdi buraya baktığım zaman ne anlıyorum? Ürünler diye bir liste var ve içerisindeki tüm ürün, yani içerisinde yer alanların hepsi birer ürün. Dolayısıyla ben ekleyeceğim zaman listeye eleman, ürünlere et yapacağım. Ürün isteyecek benden. Dolayısıyla bunun için benim oluşturmuş olduğum bir ürün var. Ü01. Şurada biraz boşluk olsun. U01'i oluşturuyorum öncelikle. Ürün adı elma. İşte ID'si 1. U'nun fiyatı 5 lira. Yani 5.66 olsun. Sonra buraya da U01 ekliyorum. Bunun gibi tüm ürünleri ekledikten sonra elimdeki oluşan liste içerisinde ürünler var. Ve teknik olarak ürünlerin işte birincisi, ikincisi, üçüncüsü gibi istediğim anda geri bana koyduğum gibi ürün gelecek. Dolayısıyla tipini bildiğim ürünü almış olacağım. Ekleme, çıkartma, silme, içerisinden değer arama gibi şeyler. Hepsi bunun içine standart geliyor. Şu geri kalan, şu an kullanmadığımız işte distinct, mesela distinct diye SQL'de hatırlıyor musunuz? Distinct gibi bunun içinde bir sürü metotlar var. Hani başka ne var tanıdık? İşte group by var. Ne bileyim. Başka union var, where var. Şu an gördüklerim onlar benim. Bunların hepsini link falan kullanmayı öğrendikten sonra aktif olarak kullanabileceğiz. Şu an link dediğimiz zaman tabii ortada bir şey canlanmıyor. Hani link ne diye kaldığımız zaman. O yüzden bunlar link öğrendikten sonra bizim için hayati ihtiyacımız olan ıvır zıvırlar. Hepsini kullanacağız. Günümüzde en çok kullanılan list generic list'tir. İçerisinde genelde kendi yazdığımız, kendi klaslarımızı tutarız. Ve veri tabanı işlemlerimiz olsun. Bir yere gösterme işlemlerimiz olsun. Yazdığım işlemlerimiz olsun. Hepsi bunun üzerine gider. O diğerleri demin baktığımız işte hash table'dır. Ne bileyim ne vardı başka? Sorted list vardı. Onun gibi şeyler. Tamamen spesifik yerlerde ihtiyaç olurken list her zaman her yerde ihtiyacımız olan bir yapıdır.
Ereğlis'ten falan farklı olarak şey yapar. Söyleyeyim. İçinde tip güvenliği vardır. Ve şey değildir bu. Mesela Torquid liste key ve value mantığı var. Yani iki tane değer istiyor her zaman. Bunda iki değer istemiyor. Bunda tek değer ve içeri o tipten bir şey koyarsın. Yani class oluyor. Class koyarsın. Hep class döner. Ve birden fazla değer tutmadığı için de hani yapıda tektir böyle. Hani standart, sabit, basit yapacaktır. Dolayısıyla o yüzden daha ihtiyaç duyulan bir özellik olarak karşımızda böyle söylemişim. Ne dersiniz? Bunu da böyle tanımış olduk. Hocam biz neyle karşılaştırırız? Listi neyle karşılaştırabilirsin? Liste aslında demin baktığımızda karşılaştırılmıyor. Çünkü demin baktıklarımız içerisinde ikişer tane de istiyor. Mesela bu iki tane istiyor. İşte dictionary iki tane istiyor. Hashtable iki tane istiyor. Hani tam karşılığı yok bunun. Siz ArrayList'le mi karşılaştırabilirsiniz? ArrayList'le de karşılaştıramıyorum. ArrayList'le karşılaştırabilirsin. Tamam, tek olarak. Evet, olur. Onun olur. Onun şey versiyonu. Metot farkı. Metot farkı var. Bir de generic farkı var. En başta farkı o zaten. Bu içine benim istediğim tipte bir şey zorunlu kılıyor. ArrayList ne versen oluyor yani. Object olduğu için, ne versen aldığı için pek istediğimiz yapıya uymuyor bazen. Biz mesela hani laboratuvar yapıyorduk yani mesela tıklıyorduk özellikleri geliyor. Evet. Bu o tarz bir şey mi? Onu kısaltıyor mu? O anlamda mı? Bunun içine bütün her şeyi class olarak koyuyorsun. Ondan sonra istek yapacağın zaman da buradan direkt alıyorsun. Evet. Böyle uzun uzun yani 50 kere gitmiyorsun değil mi? Bir kere gidip alıp gelirsin. Daha sonra bakarsın. Bunu şey yapabiliyoruz. Söyleyeyim geçtim bu arada. Liste. Ne bileyim. Şu arkadaş neydi? Data Gritty. Yani şeyde de webte falan da oluyor. Listin güzelliklerinden bir tanesi. Herhangi bir ekstra bir şey yapmadan buna data source olarak ürünleri verebilirim. Mesela şu an içeride bir tane ürün var da. Direktman benim property üzerine yazmış olduğum şeyler, isimler burada kolon isimleri olarak karşıma çıkıyor. Ve değerler sırasıyla okunup okunup ilgili yerlere yazılıyor. Dolayısıyla çok basit işlerde de işimize çok rahat yarıyorlar. Tek tek oturup bunu çevirmekle uğraşmıyoruz yani. Ve hatta ben size yarın link göstereyim ya. Link göstereyim ondan sonra veriyorum. Hocam burada bırakacak mısın? Dersiz bir şeyler soracağım. Yani bırakacağım sonra bir şeyler soracağım. Konuyla alakalı mı? Videoyu durdurayım devam edeyim mi? Yok konuyla alakalı değil. Sonra hocam ders için. Tamam. Yarın şey yapalım. Link öğrenelim. Her şey bir açığa kavuştum ya. Böyle bir ışık açığa kavuştum. Link. Link. Yok. Bilmedim. Link. Link Q değil. Hayır link işte. Link. Link. Hayır. Q. Link. Şey evet. O zaman bunu bırakalım mı? Thank you. Dördüm şunu.